Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan sizlere nefis mi nefis harika ötesi bir meze tarifi vereceğim. Yapımı da oldukça pratik. Böyle havuçlu, kabaklı nefis bir meze tarifi. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle kabaklı havuçlu mezemiz için şöyle gördüğünüz gibi 2 adet orta boy kabağım, 3 adet de orta boy havucum var. Temiz bir şekilde yıkadım. Böyle kabaklarınızın taze olmasına da dikkat edin. Şöyle şu baş kısımlarını keselim. Daha sonra kabuklu olacak şekilde rendenin büyük yerinden güzelce rendeleyelim. Evet, kabaklarımı rendeledim. Şimdi de havuçlarımı aynı şekilde rendeliyorum. Yine şu baş kısımlarını alıyorum ve kabuklu olacak şekilde rendenin büyük yerinden rendeliyorum. Evet arkadaşlar, kabak ve havuçlarımı rendenin büyük yerinden güzelce rendeledim. Şöyle kenara alayım. Genişçe bir tavamı ocağımın üzerine aldım. Ocağımın altını da orta ateşe açtım. Şimdi içerisine şöyle gördüğünüz gibi en küçük kahve fincanlarından bir parmak eksik olacak şekilde zeytinyağını döküyorum. Arkadaşlar, zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi içerisine rendelemiş olduğum sebzelerimi alıyorum. Şöyle ara ara karıştırarak sebzelerimi güzelce soteleyeceğim. Kapak falan kesinlikle üzerine kapatmayın. Bu aşamada tuzunu da ilave edelim. 2 çay kaşığı tuzunu kattım ve ara ara karıştırarak dediğim gibi sebzelerimi soteliyorum. Kabak ve havuçlarımı birkaç dakika kadar böyle suyunu tamamen çekene dek güzelce pişirdim. Arkadaşlar, şu anda ocağımın altını kapatıyorum. Güzelce soğumaya bırakıyorum. Sebzelerim güzelce soğudular. Tamamen soğuması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa yoğurdunuzu keser, kötü olur. İyice soğuttum ve şöyle genişçe bir kabımın içerisine alıyorum. Dilerseniz bu tavanın içerisinde de hazırlayabilirsiniz. Ben boşaltmak istedim bu şekilde. Şimdi bunun üzerine arkadaşlar şurada 4-5 adet salatalık kornişon turşum vardı. Turşumu küçük küçük doğradım. Onu döküyorum. Bir büyük diş sarımsağım vardı. Onu da rendeledim. Onu da katıyorum içerisine. Çok güzel tat veriyor. Burada da arkadaşlar mısırım var. Şöyle bir küçük kase, yani su bardağıyla bir su bardağı dolusu da katabilirsiniz. İsteğinize bağlı olarak az veya çok. Burada da bir tutam ince kıyılmış maydanozum var. Arkadaşlar, normalde ben bu mezeyi dereotu katıyorum. Böyle bir tutam ince kıyılmış dereotu çok yakışıyor kabağa ve havuca. Ama bugün evde var sanıyordum. Meğer kalmamış, bitmiş. Ve maydanoz da arada katıyorum. Varsa dereotu katın. Çok yakışacaktır. Yoksa benim gibi maydanoz da katabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Tabii ki yoğurdumuz. Yoğurdumuzu da süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Veya yoğurdun katı kısmından kullanabilirsiniz. Şöyle yoğurdumu da içerisine katıyorum. Kesinlikle sulu yoğurt kullanmayın. Böyle katı olsun veya süzme olsun dediğim gibi. Burada bir yemek kaşığı dolusu mayonezim var. O da çok güzel tat veriyor. Şöyle içerisine mayonezimi de kattım. Bu malzemeleri güzelce harmanlayacağım. Arkadaşlar, yoğurdunuzu çırpıp da katabilirsiniz. Ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi mezemin sosunu hazırlıyorum. Küçük bir tavamı ocağımın üzerine aldım. Böyle sizler için ölçmek istiyorum. Arkadaşlar, şöyle 3 yemek kaşığı zeytinyağımı aldım. Ve yağımı biraz kızdıracağım. Biraz kızdırdım. Arkadaşlar, içerisine bir avuç dolusu böyle irice kıyılmış cevizimi döküyorum. Şöyle 1-2 tur hemen kavuracağım. Çok fazla değil arkadaşlar. Kesinlikle yakmayın. Karıştıralım. Böyle kavrulunca çok lezzetli oluyor mezemizin üzerinde. Arkadaşlar, dediğim gibi çok fazla kavurmayın. Böyle 1-2 tur kavurmanız yeterli olacaktır. Hemen ocağımın altını kapatıyorum ve içerisine bir tatlı kaşığı tatlı toz biberimi döküyorum ve hızlıca karıştırıyorum. Toz biber yerine pul biber de katabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz. Şimdi hemen şunu şöyle yakına almak istiyorum. Hazırlamış olduğum şu şekilde sosumu üzerine mezemi gezdiriyorum ve coslatıyorum. Ses geliyordur umarım. Şu şekilde. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız lütfen arkadaşlarınızla da sevdiklerinizle de paylaşın ki daha çok kişiye ulaşsın. Bir de yaptığınız tariflerimi Instagram hesabımdan benimle paylaşırsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.